Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabi ecma'in emma ba'du. Allahümme yessir ve la tuassir. Allahümme temmin bil khayr. Allahümme la sehle illa ma ce'altehu sehle ve ente tec'alul hazne ida şeyte sehle. Ya Rabbi kolaylaştır, zorlaştırma. Ya Rabbi hayırlısını itmam etmeyi, ikmal etmeyi nasip ve müyesser eyle. Allah'ım senin kolay kıldığından başka kolay yoktur ve eğer sen istersen gam ve kederi, hüznü, zorluğu kolay kılarsın. Değerli kardeşlerim, bugünkü dersimiz Hazreti Peygamberimizin cömertliği ve keremi. 13. fasıl. وَأَمَّا الْجُودُ وَالْكَرَمُ وَالسَّخَاءُ وَالسَّمَاحَةُ وَمَعَانِيهَا مُتَقَارِبًا. Burada önümüzde 4 kelime var. Cud, kerem, seha ve semahat. Bu 4 kelimenin de manaları birbirine çok yakındır. وَقَدْ فَرَّقَ بَعْضُهُمْ بَيْنَهُمْ بِفُرُوقٍ. Bazı alimler de birbirlerine yakın bile olsa bu kelimelerin arasında bir fark olduğunu söylemişlerdir. Mesela kerem, nedir kerem? Filan kerem sahibidir, ikram sahibidir. Kıymetli ve faydalı şeyleri gönül hoşluğu ile verene kerim denir. Faydalı ve kıymetli şeyleri gönül hoşluğuyla zorlanmadan, tazyik altında kalmadan verene kerim denir. Başka bir ifadeyle kerim, istenmeden verendir, verdiğini geri almayandır. Tabii hani Allah kerim diyoruz hepimiz. Cenab-ı Hak kerimdir, istenmeden veriyor. وَاَتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوا. Ayet-i kerime bu. İstediğiniz her şeyi size verdi. Her şeyi derken, lazım olan her şeyi. Yoksa bütün dünya bizim değil. Ama bütün dünya bizim olsa, Cenab-ı Hakk'ın kerim olduğuna inanmamız kadar olamaz. Onda biri olamaz. Dolayısıyla dünyanın bize ait olması bir şey ifade etmiyor. Cenab-ı Hakk'ın bize lütfettiğini onun rızasında, yolunda kullanmamız esastır. Dolayısıyla kerim deyince Cenab-ı Hak için ne anlaşılıyor? İstenmeden veriyor. Çünkü biz ne isteyeceğimizi bilemiyoruz. Ve verdiğini de geri almıyor. Ama kul elinin tersiyle Cenab-ı Hakk'ın nimetlerinin kadru kıymetini bilmez de geri iterse, o zaman Cenab-ı Hak nimetini almasını bilir. Cud kelimesi insanların ihtiyaçlarını bildirmelerine meydan vermeksizin ihsan ve ikramda bulunuyor. Yani feraset sahibi adeta karşıdaki insanın ihtiyacının ne olduğunu tahmin ediyor, biliyor. Onun istemesine mahal vermeden onun ihtiyaçlarını karşılıyor. Evet. Semahat kelimesi, başkasından alma hakkına sahip olduğu bir şeyi gönül rızasıyla terk etmek. Almıyor. Sana bağışlıyor. Kolaylık tanıyor. Adam geliyor, borcunu ödeyecek, diyor ki benim ihtiyacım yok, ben onu sana bağışladım mesela. Veya bunu almak benim hakkım mıydı? Hakkım. Almıyorum. Buna da semahat denir. Evet. Seha, cömertlik demektir ki kolayca infak ve hoş olmayan kazançtan uzak. Bunun da zıttı cimriliktir. Evet. وَالسَّخَاءُ سُهُولَةُ الْاِنْفَاقِ وَتَجَنُّبُ اِكْتِسَابِ مَا لَا يُحْمَدُ وَضِدُّ التَّقْلِ فَكَانَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ. Sonuç, bu bölümün sonucu, لَا يُوَازَى فِي هَذِهِ الْاَخْلَاقِ الْكَرِيمَ وَلَا يُبَارَى. Hiç kimse Hazreti Peygamber'le bu konuda yarışamıyordu. Yani cömert deseniz, sahî deseniz, kerim deseniz, ne deseniz, en üst manada bunu Hazreti Peygamber'de görmek mümkündür aleyhissalatu vesselam. Şair diyor ki: "Fâkan nebiyyîne fî halkin ve fî hulukin ve lem yudânuhu fî ilmin ve lâ keremi." Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam bütün peygamberlerden daha üstündür. Hem ahlaken hem de yaratılış
güzellik, fizik ve buna benzer yönler itibariyle en üstündür. Ve peygamberler ne ilimde, ne ikramda, keremde ona bile yaklaşamıyorlardı. Elbette hepsinden Cenab-ı Hak hepsine salat ve selam eylesin. Biz hepsine iman ediyor, hepsine inanıyoruz. لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ Biz Müslümanlar olarak peygamberlerin arasında asla ayrım yapmıyoruz. Ne yönünden? Hepsi masum insanlar, fetanet sahibi, mümtaz şahsiyetler, Allah'ın kendilerine emrettiği mesajı tebliğ etmişler, günah işlemezler, emin ve güvenilir insanlar noktasında hepsine iman ediyoruz. Ama bir gerçek daha var, birbirlerinin arasında fazilette bir fark olduğunu görüyoruz. نُفَضِّلُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ Bazılarını bazılarına üstün kıldık. Kimini Cenab-ı Hak kelim kıldı, kimine Ruhullah dedi, kimine Safiyullah dedi, kimine Halilullah dedi, kimine Habibullah dedi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın sevgilisi olarak, sevgili kulu olarak meşhur olmuştu. Evet. تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ Biz bu peygamberler topluluğunun bazılarını bazılarını üstün kıldık. Öbür ayet-i kerimede buyuruyor ki مِنْهُمْ مَنْ قَسَسْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْسُسْ عَلَيْكَ Biz peygamberlerin bazılarını sana bildirdik. Ey peygamber, ey Muhammed aleyhissalatü vesselam. Bazılarını da bildirmedik. Onun için Kur'an-ı Kerim'de 24-25 kadar peygamberin ismi var. 313 kadar Resul var. 124 bin veya 224 bin Nebi var. Nebi ile Resul arasındaki farkı daha önce sizlere arz etmiştim. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam bu konuda böyleydi. Yani en cömert, en kerim, en sahi, en müsamahakar, affediciliğin zatını daha önceki derslerde de görmüştük. Kısacası Cenab-ı Hakk'ın bir beşere verdiği en büyük ve en şerefli hasletler onda mevcut. عن ابن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله يقول ما سئل رسول الله عن شيء فقال لا جابر بن عبد الله أصحابي كرامين ileri gelenlerinden buyuruyor ki Hazreti Peygamber'den herhangi birisi bir şey istediği zaman yok dediği vaki değildir. Onun için Busri meşhur kasidesinde buyuruyor ki مَا قَالَ لَا قَطُّ إِلَّا فِي تَشَهُدِهِ وَلَا نَعَمْ قَطُّ إِلَّا جَاءَتِ النِّعَمُ Hazreti Peygamber hiç la demedi, la Arapçada yok demektir, hayır. Hiç böyle demedi ama bir yerde dedi. Nerede? اَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللّٰهِ وَاَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ derken orada la'yı kullanıyordu. Çünkü var. Allah'tan başka ilah yoktur. Demek için ne dememiz lazım? لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللّٰهِ dememiz lazım. Peygamber orada bunu diyordu ama başka yerde herhangi bir insan kendisinden bir şey istemeye geldiği zaman la demiyordu. Hayır veremem, hayır yok. Beni rahat bırak. Bilmem beni rahatsız etme. Peygamber böyle bir şey söyler mi? Asla söylemez. O kadar cömertti, o kadar Allah'a güveniyor. نَبِيُّنَ الْآمِرُ النَّاهِ فَلَا أَحَدٌ أَبَرُّ فِي قَوْلِ لَا مِنْهُ وَلَا نَعَمِ Hazreti Peygamber emrediyordu, nehyediyordu. Ashaba, bizlere, ümmetine. Şunu yapın, bunu yapmayın. La kelimesinde veya evet kelimesinde ondan daha sadık kimse yoktu. Yani kelime-i tevhitte ancak veya kelime-i şehadette la'yı söylüyordu. Evet dediği zaman da Cenab-ı Hak nimetleri sevk ediyor ve onu mahcup etmiyordu. Az sonra tabii bunun biraz izahı gelecek. Demek ki hiç yok demesini bilmiyordu. An Enes ve Sehl ibn Sa'd radıyallahu anhuma misluhu Enes ve Sehl bin Abdullah es-Sa'id hazretlerinden aynı hadis gelmiştir. Bu Sehl kolay demektir. Adı Hazel idi, üzgün. Bu sahabenin adı neydi? Üzgün. El-Hazelu hüzün, üzgün. Peygamberimiz onun adını Sehl yaptı sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Peygamber'in böyle bir adeti vardı. Nasıl bir adeti vardı sünneti? İsmi güzel olmayanın ismini güzel yapardı.
İşte buradaki gibi. El-hazenu veya el-haznu ne demek? Üzüntü, gam, keder. Senin adın Sehl olsun, kolay olsun buyurmuştur. Çünkü isimlerin müsemmasından veya müsemma isimden bir şeyler kapar. Bir adamın adı Abdullah'sa ne demek Abdullah? Allah'ın kulu. O inşallah Cenab-ı Hakk'a iyi kulluk eder demektir. Bir adamın adı Abdurrahman'sa ne demek? Rahman olan Allah'ın kulu. İnşallah Cenab-ı Hakk'a kulluk eder, umudu var, tefeülü var, hayra yorumlama var. Bir adamın adı mesela Sehel, kolay. Ne demek? İnsanlarla hep kolay hareket eder. Kimseye zorluk çıkarmaz. Alırken de kolay alır, verirken de kolay verir. Ama bir adamın adı zorsa, misal, zorluk çıkarabilir. Niye? İsim müsemmadan, müsemma isimden kapabilir. Benim adım Ahmet'tir, ismim. Peki müsemma ne? Müsemma benim, şu gördüğünüz heykel. İsim ise Ahmet'tir. İsim ve müsemmanın böyle birbirleriyle yakın ilgisi ve irtibatı var. Said bin Müseyyep Hazretleri, tabilerin büyüklerindendi. Diyor ki, benim dedim peygambere gitti sallallahu aleyhi ve sellem bir gün. Hazreti Peygamber dedemin adını sordu. Mesela ne olsun? Böyle. El-Hazm. Adın ne? Üzgün ya Resulallah. Diyor, senin ismin üzgün değil. Sen olsun. Güzel olsun. Dedem dedi ki, ey Allah Resulü, bu ismi bana babam dedem verdiler. Ben bunu değiştirmek istemiyorum. Peki. Şimdi onun torunu olan Said ne diyor biliyor musunuz? Gelin evimize bakın, ailecek hastayız, ailecek fakiriz. Niçin? Dedem peygamberin sözünü tutmadığı için böyle bir ceza sanki bize geldi. Keşke tutsaydı. Burada Hazreti Peygamber'e muhalefet etmemenin önemi, etmenin de sıkıntısı ortaya çıkıyor. O zaman biz müminler, Müslümanlar, ümmet olarak gördüğümüz her fazileti, her güzelliği, her hadisi, her ayeti ömrümüzde bir defa uygulamak gibi bir durumla karşı karşıyayız. O bereketten istifade etmek için. Çünkü rahmet geliyor, insan elinin tersiyle niye itiyor? Biz kimseyi sorgulamıyoruz ama Said bin Müseyyep Hazretleri'nin bize naklettiği bu. Dolayısıyla bazıları çocuklarının salih, abid, iyi bir kul olması için göbeğini bile keserken dikkat ediyorlardı. Göbeğini. Küçük bir çocuğun göbeği kesilecek işte 7. günde, bilmem kaçıncı günde doktor beyler daha iyi bilir. Nasıl kesiyorlardı? Ulu orta kesmiyorlardı. Diyorlardı ki bu göbeği, bu çocuğun göbeğini biz Leyla Mecnun kitabının üzerinde keselim ki aşık olsun, Allah'a aşık olsun. Bir kılıncın üzerinde keselim ki mücahid olsun. Bir fıkıh kitabının üzerinde keselim ki fakih olsun, alim olsun. Yani anne babalar çocuklarını bu kadar düşünüyorlardı. İstikballerini, ahiretlerini, iyi yetişmeleri için ne gerekirse yapıyorlardı. Dolayısıyla anne babalar haramdan uzaklaşıyorsa hem Allah'ın emri hem gelecek nesillerinin afif, temiz ve iyi bir insan olmaları için buna bile dikkat ediyorlar. Evet. Sehl'in adı demek ki hazin idi, üzgün. Hazreti Peygamber onun adını değiştirdi. وَقَالَ اِبْنُ عَبَّاسِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا كَانَ نَبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ سَلَّمْ اَجْوَدَ مَا كَانَ فِي شَهْرَ رَمَضَانَ Abdullah bin Abbas diyor ki, tanıdık bu sahabi, Peygamberimizin amcasının oğlu, Kur'an'ın tercümanı, okuyanus, fakih. Hazreti Peygamber ona dua etmişti. Allahümme fakihu fid dini ve allimhu tevil. Allah Kur'an-ı Kerim'in tefsirini, tevilini ona öğret. Bir de dinde fakih kıl, anlayış sahibi kıl. Demek ki hiç kimse kendi hakkında Cenab-ı Hakk'ın ne buyurduğunu, belki nasıl hüküm verdiğini tahmin edemez. Fakihler hariç. Kim bu fakih? Fakih, dinde alim, anlayış sahibi, helala, harama, sünnete, mekruha, şuna buna dikkat eden insandır.
Çünkü Hazreti Peygamber ne dedi onun için? Men bütün bunlar için ne dedi? Men yuridillahu bihi hayran yufakkihu fi'd-din. Cenab-ı Hak bir kul için hayır dilediyse onu dinde fakih kılar. Herhangi birimiz içindir. Ne olalım peki? İlmihal okuyalım. Diyanet İslam İlmihali var, Büyük İslam İlmihali var. Daha başka güzel ilmihaller var şüphesiz. Ama en güvenilir şüphesiz sorumluluk taşıyan Diyanet İşleri Başkanlığımızın hazırladığı bir meal var. Çok konu var içinde ve en güzel bilgiler, en özet bilgiler okumamız lazım. Elbette herkes her şeyi okuyamaz fakat en azından bir ilmihal bilgisine sahip olalım ki bu hadisin de bereketi şerefimize isabet etsin. Çünkü bir insan namazın farzlarını, vaciplerini, mekruhlarını, namazı iptal eden, ifsad eden, oruç, hac, zekat, alışveriş, bir miktar nikah, talak neyse bu gibi konulara vakıf olduğu zaman bu hadisin bereketine nail olur. Zira Hazreti Peygamber ne buyurdu? مَنْ يُرِدِ اللّٰهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينَ Cenab-ı Hak kimin hakkında hayır dilerse onu dinde fakih kılar. Fakih anlayış sahibi demektir. Dinde bir miktar ilmi olan her şeyi bilmek mümkün değil. Her şeyi bilen ancak Allah'tır. Hazreti Peygamber'e bile Cenab-ı Hak buyuruyor ki وَمَا اُوْتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيلَ Size ilimden az bir şey verildi. Hazreti Yakub'a sordular, Yusuf sana yakındı, nasıl keşfetmedin onun kuyuya atıldığını, zindana atıldığını vesaire? Dedi ki, biz peygamberler öyleyiz ki, Cenab-ı Hak bize gösterirse, bildirirse, Kaf Dağı'nın arkasını görebiliyoruz. Ama bildirmezse ayakkabımızın bağını bile göremiyoruz. Cenab-ı Hak perdeyi kaldırdı mı insan görüyor, perdeyi indirdi mi o görüş sona eriyor. Dolayısıyla herkes her şeyi bilemez. Ama bir miktar bilmek lazım. Bir alim şöyle diyor, لَيْسَ الْفَقِيهُ مَنْ اِسْتَفَادَ وَاَفَادَ اِنَّمَا الْفَقِيهُ مَنْ اَحْيَ الْفُعَادَ Fakih kimdir? Sadece okuyan okutan değil. Ya gönülleri ihya edendir. İlmiyle amel edendir. Başka rivayette, مَنْ عَمِلَ وَعَلِمَ وَعَلَّمَ يُدْعَى عَظِيمًا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ Herhangi bir mümin bir şeyler öğrendi. Sonra onu tatbik etti, sonra onu öğretti. Gökyüzünde ona azim diyorlar. Büyük adam. Çünkü din nasihattır. Din emri bil maruf nehy anil münkerdir. Ve din ancak böyle ayakta durur. Tesbihler var işte diyelim ki oltu tesbihi çoğumuzda var. Çektikçe parlıyor. İşte dini birbirimize anlattıkça parlıyor. Gönlümüzde de parlıyor ve yaşanır hale geliyor. Bunu gören yabancılar, ya bu din güzel bir din der ve İslam'a girerler. Biz de bir insanın İslam'a girmesine vesile olursa ne büyük şeref. Hazreti Ali Peygamber aleyhissalatü vesselam, Hazreti Ali Efendimiz'i Hayber'i fethi için gönderdiğinde buyurdu ki ona, لَاَيَّهْدِيَ اللّٰهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ min humrin na'am senin sayende ey Ali bir insanı Cenab-ı Hak hidayete ulaştırırsa dünyada bütün kırmızı develerden daha hayırlıdır. Bir başka rivayette üzerinde güneş doğup battığı her şeyden daha hayırlıdır. Dolayısıyla bir mümin İslam'ı yaşadığı zaman bunu gören Müslümanlar da İslam'a daha iyi ısınıyor. Bunu gören gayrimüslimler de İslam'a daha çok yaklaşıyor ki bu az önce arz ettiğim büyük müjdeye sahibini mazhar ediyor. Evet. Ne diyor Abdullah bin Abbas radıyallahu anh'ın dinde fakih, müfessir, en büyük okyanus diye nitelendirilen büyük sahabi. Hazreti Peygamber çok cömertti. Özellikle Ramazan'da. وَكَانَ اِذَا لَقِيَهُ جِبْرِيلٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَجْوَدَ كَانَ اَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ Cebrail ile karşılaşıyordu Peygamberimiz her sene. Birbirlerine Kur'an okuyorlardı. Bu tilavet, bu Ramazan'da birisinin okuyup diğerlerinin dinlemesi ta o zamandan kaldı. Hazreti Peygamberimizin zamanında. Peygamberimiz okuyor, Cebrail dinliyor. Cebrail okuyor, Hazreti Peygamber dinliyor.
Hazreti Peygamber'in vefat edeceği yıl bu iki kez tekrar etmiştir. Hazreti Peygamber devamlı cömertti ama Ramazan'da daha fazla. Sadece cömertlikte değil, ibadette de böyleydi. Yılın adeta en önemli ayı Ramazan'dır. Ramazan'ın en önemli günleri de son günleridir. Dolayısıyla Hazreti Peygamber diğer günlerden daha fazla Ramazan'da, Ramazan'dan daha fazla son 10 günde. Zaten bütün hayata gayretle dopdolu aleyhissalatü vesselam, ailelerini, zevcelerini ve evde bulunanları uyandırıp Kadir gecesinin bereketine nail olmak, faziletine nail olmak için geceleri uykusuz geçirirdi. Yani ibadetle, taatla, teheccüdle, zikirle, Kur'an okuyarak vesaire geçirirdi. Evet. Mukabele geleneği o zamandan kalma. Biri okuyor, öbürleri dinliyor ya. Hazreti Peygamber okuyordu, Cebrail dinliyor, Cebrail Aleyhisselam okuyor, Hazreti Peygamber dinliyordu. En cömert olduğu zaman Cebrail ile karşılaştığı Ramazan ayındaydı. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن رجلا سأله فأعطاه غنما بين جبلين فرجع إلى قومه وقال أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى فاقة. أنس بن مالك diyor ki bir adam peygamberden bir şeyler sordu. Dedi ki al şu gördüğün sürü hep senin. İki tepe arasında, iki dağ arasında. Bu adam kendi kabilesine gitti. Tabii Müslüman oldu bu cömertliği görünce. Ve dedi ki, gidin, ben öyle bir adamın, öyle bir insanın zatının yanından geliyorum ki asla fakirlikten korkmuyor. Bakın bana neler verdi, hadi gidin. Onun için cömertlik çok güzel bir haslettir İslam'da. Aşırı olmaması kaydıyla, yani şimdi israf haram, savurganlık haram. Ama cömertlik hayırda olduğu için onda bir israf mevzubahis değildir. Bir de bunu yapan peygamber olunca aleyhissalatü vesselam şüphesiz en iyisini yapmıştır. وَاَعْتَ غَيْرَ وَاحِدٍ مِئَةً مِنَ الْاِبِلِ Hazreti Peygamber bir defasında birisine 100 deve verdi. 100 deve inanın bugün 100 Mercedes gibi bir şeydir. Öyle diyelim. Mercedes'in de modeli yüksek olması kaydıyla. Çünkü o günün en güzel biniti budur. 100 deve. وَاَعْتَ صَفَّانَ مِئَةً ثُمَّ مِئَةً ثُمَّ مِئَةً Saffan diye bir sahabiye, bir kişiye 100 deve verdi, sonra 100 daha verdi, sonra 100. Nereden? Ganimetlerden. Hazreti Peygamber'in bu develer nereden geliyordu? Ganimetlerden. Bir kabileyle, birileriyle cihat yapıyordu ve onlardan ganimet alıyordu. Ganimet peygambere helaldi. Daha önceki peygamberlere bu uygun değildi. Ama Hazreti Peygamber'in özelliklerinden biri وَاُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ Cenab-ı Hak bana ganimetleri helal kıldı. Bir özelliği daha var, çok özelliği var da. Yeryüzü bana ve ümmetime mescit kılındı. Vardığınız her yerde namaz vakti gelince yer temizse ve namaz kılabilirsiniz. Misal. Hasais diye kitaplar var. Suyuti ve benzeri alimler yazmışlar. Hazreti Peygamber'in özellikleri diğer insanlara göre. Mesela Hazreti Peygamber 4'ten fazla hanımla evlenebiliyordu, evlendi de. Bunu bir Müslüman yapabilir mi? Yapamaz. Bir Müslümanın hani en fazla evlenebileceği 4 bayandır. Ama Hazreti Peygamber'e bu vardı. Duha namazı peygambere vacipti, bize sünnettir. Kurban peygambere vacipti, bize genelde sünnettir. Ama İmam-ı Azam ne diyor? Radıyallahu anh'u vaciptir diyor. Gece namazı bize sünnettir, ona vacipti. Bir şey daha, çok şey vardı. Bir erkek yabancı bir kadınla, yabancı bir erkek yabancı bir kadınla kapalı bir yerde tek başına kalması zaruret yoksa, bıçak kemiğe dayanmadıysa caiz değildir. Ama peygamber için böyle bir şey yok. Niye? Hazreti Peygamber'e şeytan musallat olamadığı gibi onun şeytanı ona teslim oldu veya Müslüman oldu. Dolayısıyla Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem insanlardan ayrıldığı çok noktalar var. Birkaçını ben sizlere arz etmiş oldum. وَهَذِي كَانَتْ خُلُقُهُ قَبْلَا يُبْعَثُ Şimdi Hazreti Peygamber cömertti sallallahu aleyhi ve sellem. Ama peygamberlikten önce de böyleydi. İmkan dahilinde ne varsa veriyordu.
وقد قال له ورقة بن نوفل إنك تحمل الكلب وتكسب المعدوم. شوف ورقة هاتي جوال دمزن أمجس سائل هيرا دönüşü ona vahiy geldi ya Hazreti Peygamber'e, mübarek yüreği titredi. Acaba bu bana gelen nedir? Beni sıktı, oku dedi. Kim bu? Varaka'ya gittiler. Varaka, Hazreti Peygamber teselli et dedi ki, senin bu davanı güden herhangi bir peygamber mutlaka bu zorluklarla karşılaşıyor. Kavmin seni çıkaracak. Öyle mi? Benim kavmin beni Mekke'den çıkaracak mı? Evet, hicrete zorlayacak dedi. Ve keşke ben o gün böyle genç olsam, güçlü olsam da sana yardımcı olsam demiştir. Şimdi Hira'da melek Hazreti Peygamber'e tecelli etti, geldi. Oku dedi, ben okuma bilmiyorum, sıktı. Oku, okuma bilmiyorum, sıktı, oku. Ne okuyayım bilmiyorum. Dedi ki, ikra bismi rabbikellezi halak. Bildiğiniz gibi o beş ayet orada inmişti. Döndü Peygamberimiz, evet. Hazreti Hatice'ye dedi ki, bilmiyorum acaba bana şeytan mı geldi, melek mi geldi? Ürperdi. Zemmiluni, zemmiluni veya dessiruni, dessiruni. İşte müzzemmil ve müddessir sureleri bu şeylere bina edindi. Beni örtün, beni örtün. Titriyordu. Acaba bana kim geldi diye böyle söylenirken, kendimden korkuyorum dedi. Hastalanırım diye korkuyorum vesaire. Hazreti Hatice Validemiz ona ne dedi biliyor musunuz? Kelle, vallahi la yahzunuke ev la yuhzike Allahu ebeden. Hayır, hayır. Vallahi Allah seni yalnızlığa itmez. Allah seni yalnız bırakmaz. Hiç endişe etme. Doğrusu da Hazreti Hatice Müslüman da olmamıştı. Çünkü vahiy yeni iniyordu. Niye? Bakın niye? İnneke tasilur rahim. Ey Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Daha onun peygamber olduğunu tam daha ilk defa vahiy iniyor. Ona nasıl hitap ediyorsa Hazreti Hatice Validemiz, sen sıla-i rahim yapan bir insansın. Sen yalnızı yalnızlıktan kurtaran bir insansın. Sen işsiz güçsüz insana yardımcı olan bir insansın. Sen misafiri ağırlayan bir insansın. Sen Cenab-ı Hakk'ın takdir buyurduğu kazalara, olaylara karşı insanlara moral veren bir insansın. Sen doğru sözlüsün ve sen emaneti sahibine verirsin. Böyle hasletlerle muttasıf olan bir insanı Cenab-ı Hak asla yalnız bırakmaz. Hazreti Hatice Validemizin feraseti ve muazzam aklı, zekası, akıl nurdur. Akıl nurdur. Bütün organlara nur veriyor. Aklı az olan veya olmayana bakın. Bakışlarından belli, yürüyüşünden belli, dokunmasından belli, oturup kalkmasından belli, yemek yemesinden belli. Ve siz hemen diyorsunuz ki bu kardeşimiz biraz özürlü dersiniz. Ama akıl varsa zinettir akıl. Bu aklı güçlendiren şey de ibadetlerdir, ilimdir, tecrübedir, Allah'ın fazl-ı keremidir. Hazreti Ali Efendimiz ne diyor radıyallahu anh? Biz konuşanı hemen tanıyoruz. Konuşmayanı aynı gün tanıyoruz. Oturup kalkmasından, davranışından, bakışlarından anlıyoruz ki bu tecrübeli mi, değil mi, akıllı mı, değil mi, cömert mi, değil mi, atılgan mı, çekingen mi, bilmem zengin mi, fakir mi, cömert mi, cimri mi, hepsini anlarız diyor. Feraset sahibi insanlar. Leb demeden leblebi diyen insanlar. Hazreti Hatice Validemiz çok zeki, çok akıllı, çok feraset sahibi ki peygamberi kendi buldu aleyhissalatü vesselam. Onunla evliliği kendi teklif etti. Ve tabir caizse devlet kuşu başına kondu. Hazreti Ayşe'ye Cebrail selam söylüyordu. Hazreti Hatice'ye Cenab-ı Hakk'ın bizzat selamını getirdi Cebrail aleyhisselam. Evet. Yani dünyanın en üstün hanımı, öyle diyelim. Çünkü en zor zamanlarda peygambere, İslam'a yardımcı oldu. Ve Şibi Ebi Talip'te veya Şibi Amir'de müşrikler boykot yaptıydı. 3 yıl Müslümanları boykota mecbur kıldı. Ne kız verdiler, ne kız aldılar, ne gıda verdiler, ne hiç böyle elleri kolları bağlı 3 yıl.
Hazreti Hatice Validemiz belki ot yiyerek, çimen yiyerek, bir şeyler yiyerek kadar zayıfladı ki ondan sonra vefat etti radıyallahu teala anha. Allah cümlemizi Hazreti Peygamber'in, peygamberlerin, Hazreti Peygamber'in ezvacının, mübarek kızlarının ve hasreten Hazreti Hatice'nin şefaatine nail ederiz. Evet. En zor günde, en zor günde. Nitekim Hazreti Ayşe arasında onu kıskanıyordu. Beşer bu. Beşer. Hazreti Peygamber Hazreti Hatice'den bahsederken veya yaptığı yemin bir kısmını onun arkadaşlarına vefa olarak gönderirken Hazreti Ayşe diyordu ki Cenab-ı Hak sana daha hayırlısını verdi. İkide bir Hatice diyorsun, Hatice diyorsun. O yaşlıydı. Peygamberimiz diyordu ki yok vallahi Allah bana daha hayırlısını vermedi. İnsanlar beni benden mallarını esirgerken o veriyordu. Aklıyla, zekasıyla, malıyla, konumuyla, makamıyla, her şeyle bana yardımcı oluyordu, buyuruyordu aleyhisselam. Vefakâr Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Kaldı ki bir başka hadiste buyuruyor ki, erkeklerden bana en sevimli Ebu Bekir'dir, hanımlardan da onun kızıdır, yani Hazreti Ayşe'dir. Peygamber gönül almasını bu kadar güzel biliyordu ki aleyhissalatü vesselam hiç kimseyi incitmiyordu. وَرَدَّ عَلَى هَوَازِنَ سَبَايَهَا وَكَانَتْ سِتَّةَ آلَةً Hevazin kabilesinden esir aldı Peygamberimiz, 6000 kişi. Geldiler dediler ki işte biz şöyleyiz, alın tamam, alın gidin, alın gidin. 6000 kişi, istese her birisinin başında o kadar para alır ki, Cenab-ı Hak müsaade etti. Devlet reisi isterse esirleri öldürür. İsterse fidye karşılığında bırakır, isterse esir eder, isterse parasız bırakır. Devlet reisi, herhangi bir gayrimüslim devlete diyelim bir savaş yaptı. Allah savaşı vermesin hiçbir zaman. لَا تَتَمَنَّوْ لِقَاءَ الْعَدُوُ فَاِذَا لَقِيْتُمْ فَاصْبِرُوا Düşmanla karşılaşmayı, savaşı asla istemeyin, dilemeyin bile. Ama karşılaşırsanız sabit kadem olun, kaçmayın. Savaştan kaçmak en büyük günahlardandır. Diyelim bir ülkeyle savaştı, Müslüman bir ülke, esir aldı. Devlet başkanı ne yapacak o esirleri? Başkomutan olarak misal, isterse öldürür, isterse esir bırakır, köle edilir. İsterse bedava bırakır, meccanen, isterse para karşılığında bırakır. Bu var mı şimdi? Hayır. Niye yok? Çünkü savaş istenmiyor bir, savaş olsa bile esir mübadelesi oluyor. Kölelik İslam'da var ve yok. Nasıl var, nasıl yok? İslam köleliği getirmedi. Geldi, köleliği buldu. Ama her münasebette köle azadını emrediyor Cenab-ı Hak Kur'an'da. İşte orucu yiyen köle yapacak, köle azat edecek, hanımına zihar yapan köle azat edecek. Fakat bütün ülkeler imza koysa ki kölelik kalksın, o zaman İslam ülkesi olarak Türkiye imza atabilir. Ama biz tek taraflı kaldırıyoruz diyemiyoruz. Niye? Bizden esir aldılar. Bizim esirlerimizi köleleştirdiler. Biz de yok demiştik. Onların esirleri efendi olacak da bizim esirler köle olacak. Olmaz öyle şey. Bütün dünya imza koysa, söz verse ki köleliği kaldırıyoruz, o zaman kalkabilir. Zaten İslam'da kölelik yok. Yok, kendi getirmedi. Var, geldi buldu. Korsanlıktan, yol kesildilikten de zaten kölelik olmaz. Yani kölelik deyince cihatta, savaşta elde edilen esirlerle ilgili bir kavramdır. İslam bunu getirmedi, geldi buldu ama kaldırmadı. Niye? Bütün dünya kaldırırsa köleliği biz de kaldırırız. Evet. وَاَعْتَ الْعَبَّاسَ مِنَ الذَّهْ مَا لَمْ يُتِقْ حَمْلَهُ Abbas, belki daha Müslüman olmadan önce amcası, ona o kadar verdi ki altın taşıyamadı. Hazreti Peygamber öyle cömert. وَحُمِلَ اِلَيْهِ 90 اَلْفِ دِرْهَمْ 90.000 dirhem peygambere geliyor. فَوُدِعَتْ عَلَى حَصِيرٍ Bir hasırın üzerine koydular. ثُمَّ قَامَ اِلَيْهَ فَقَسَّمَهَا اَوْ فَقَسَّمَهَا فَمَا رَدَّ سَائِلًا حَتَّى فَرَغَ
Hazreti Peygamber dağıtmaya başladı. 90 bin dirhem. Gelene buyur, gelene buyur, gelene buyur. Niye? Kendine bir şey bırakmak istemiyordu ki. Gece uyanıyor, diyor ki bizde bir şey vardı, hemen dağıtın. Ben rahat edemiyorum. Bir koyun kesiyorlar, dağıtıyorlar, bir şey kalıyor. Hazreti Ayşe dedi ki ne kaldı bize? Bize bir işte koyunun ayağı kaldı. Hayır. Aslında dağıttığımızın tümü bizimdir. Ne verirsen eline, o gider seninle hesabı. Bunun başında da Hazreti Peygamber var aleyhisselam. Bir gün çok cimri birisi vakıflar müdürüne geliyor. Diyor ki efendim ben malımın tümünü vakfetmek istiyorum. Allah Allah. Ya senin için çok cimri diyorlardı. Yanlış mı duydun? Müdür bey de cimri ne demek? Malı çok seviyor değil mi? Evet. Tamam ben cimriyim, malımı çok seviyorum. Ahirette bu malımın beraberimde olmasını istiyorum. Onun için ben vakfediyorum. Elbette bir insan bütün malını vakfetmek zorunda değil. Ama böyle de bir misal. Belki kimsesi yoktu. Belki vakfettiğinin dışında kendine yetecek kadar bir şey vardı. O ayrı bir konu. Ama insan ahirette kiminle olmak istiyorsa dünyadan onunla olmanın şartlarını hazırlamalı. وَجَاءَ وَرَجُلُ فَسَرَهُ فَقَالَ مَا عِنْدِ شَيْءٍ وَلَاكِنْ اِبْتَعْ عَلَيَّ فَاِذَا جَاءَ نَشَيْءٍ. Şu cümertiye bakın. Bir adam geldi ya Resulallah, bana bir şey ver. Dedi ki şu anda sana verecek bir şey pek yok. Benim adıma borçlan, ben senin borcunu öderim. Ve Hazreti Ömer Efendimiz dedi ki ya Resulallah, Cenab-ı Hak sana bunu mecbur etmedi ki, niye böyle yapıyorsun? Niye kendini borç altına sokuyorsun veya zahmet ediyorsun veya. Hazreti Peygamber'in hoşuna gitmedi Hazreti Ömer'in bu söylediği. Ondan sonra Bilal dedi ki ya Resulallah, enfik ve la tahşe min zil arşi kal. Ver ey Allah Resulü, ver. Arşın sahibi yüce Allah seni asla yalnız bırakmaz. Mutlaka senin borçlarını öder. Senin yükünü yükler. Bu söz Hazreti Peygamber'in hoşuna gitti. Mübarek yüzünde bir tebessüm belirdi. İki melek var her gün. Biri diyor ki Allahümme a'ti munfikan halefe. Ya Rabbi infak edenin yerini doldur. Öbürü de diyor ki Allahümme a'ti mumsiken telefe. Allah'ım böyle yapıp hiç infak etmeyenin de malını telef et. İki melek. Biri lehine dua ediyor, biri aleyhine. O kişiye demiyor, ortaya dua ediyorlar. Yani Allah'ım Hasan'a bunu ver, bunu. Yok öyle değil. İki melek. Biri ne diyor? Ya Rabbi infak edene fazlasını ver. Zaten Cenab-ı Hak ne diyor? Men ca bil haseneti felev aşru emtali. Kim bir iyilik yaparsa Allah ona 10 verir. 70 verir, 700 verir, daha fazla verir. İnfak Allah yolunda. Öbür melek ne diyor? Ya Rabbi, senin bu kadar kerim ve cömert olduğunu bildiği halde malı da var, tutuyor, vermiyor, ona da itlaf eyle, malını yok eyle diyor. Evet, bir başka melek var, ne diyor? لَهُ مَلَكٌ يُنَادِي كُلَّ يَوْمٍ لِدُوا لِلْمَوْتِ وَبْنُوا لِلْخَرَابِ. Her gün bir melek nida ediyor, diyor ki ölecek çocukları doğurun, yıkılacak binaları yapın. Doğru. Ordular baba sulbünden, babaların sulbünden annelerin rahmine milyonlar geliyor her gün. Annelerin rahminden yeryüzüne milyonlar geliyor. Yeryüzünden yerin altına milyonlar gidiyor. Ve yerin altında biriken milyarlar mahşer meydanına gelecek bir gün. Düşünün ki bütün insanlar bir arada. Bütün insanlar. Çok görkemli, çok dehşetli bir manzara. Ve bütün peygamberler de orada. Bütün veliler, iyiler, kötüler, herkes orada. Neyi bekliyorlar? Cenab-ı Hakk'ın mahkeme-i kübrayı kurmasını bekliyorlar. Evet. Bir başkası buyuruyor ki ben Hazreti Peygamber'e biraz hurma getirdim, bir sepet, bir de kabak getirdim. Fazla da bir şey getirmedim. Benim diyor avuçlarımı bilezik ve altın doldurdu. O nereden? Hazreti Peygamber'e
hediyeler de geliyordu. Bir de Beytülmal'a insanlar tasadduk ediyordu. Zekat vardı, öşür vardı, ganimetler vardı, şu vardı, bu vardı. Hazreti Ömer Efendimiz Beytülmal'ın kapısını açıyor, hazinenin. Ve diyordu ki, şahit ol, seni adaletle doldurdum, adaletle dağıtıyor. Subhanallah. Ve bir gün deprem oldu. Mübarek değneğini yere vur, dedi ki, eğer ben adil değilsem, sallanmaya devam et. Hemen duruverdi. Medine'de de bir gün sallandı. Hazreti Peygamber dedi ki, اِنَّ اللّٰهَ يَسْتَعْتِبُكُمْ فَاَعْتِبُوا Allah istiyor ki siz ondan razı olun. Hadi razı olun bakalım, onun için yer sallanıyor. Tabi daha başka hikmetleri, sebepleri var. Bu sadece aklıma gelen bir iki hususiyet. Beytülmal, bir gün Hazreti Ömer Efendimiz Selman-ı Farisi'ye sordu. Ben kral mıyım, halife miyim? Sen halifesin dedi. Niye? Çünkü halife adaletle alır, adaletle dağıtır. Kral adaletle alır, haksız dağıtır. Haksız alır, adaletle dağıtır. Haksız alır, haksız dağıtır. Ağlamaya başladı. Evet. Yani doldurduğunuz Beytülmal'dan da sorumlusunuz. Tamam doldurdunuz, nasıl doldurdunuz? Hazineyi. Dağıtırken de sorumlusunuz. İlgililer yani. Biz de kendi cebimizin hazine müdürüyüz. Evimizin. Bize de sorumluluk düşüyor. Bu para nereden geliyor? Nereye gidiyor? Çünkü malımız ve nefsimiz bizim değil. Cenab-ı Hak satın aldı bizden nefsimizi, malımızı. اِنَّ اللّٰهَ اَشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ Şu anda hiçbir Müslüman diyemez ki bu mal benim, bu nefis benim. Kimin ya? Allah'ın kardeşim. Cenab-ı Hak sana emanet verdi, karşında cenneti verdi sana. Dolayısıyla sırası geldiğinde vaciptir, farzdır, sünnettir, neyse Allah yolunda vereceksin. Ama kesin bildikten sonra. İstismarcılara vermeyeceğiz. Şatafat içinde paramızı kullananlara paramızı vermeyeceğiz. Paramızı aldıktan sonra arkamızdan bizimle alay edenlere paramızı vermeyeceğiz. Paramızı aldıktan sonra daha başka kimselere ve yerlere peşkeş çekenlere paramızı vermeyeceğiz. Tam bileceğiz ki bu para buraya verilmeli. Öyle niye? Çünkü çok zor kazanıyoruz. Cenab-ı Hak bize emretmiyor ki ulu orta verin. Hayır. Zekatın sahipleri belli, sadakanın sahipleri belli, yolcu belli, fakir belli, aç belli, susuz belli, dul belli, yetim belli. Hayır kurumları varsa nedir, nereye gidiyor, nasıl gidiyor? Onun için bazıları bunu araştırmadan yaptıkları için sıkıntı görüyorlar. Ve yeter ki ver. Kardeşim olur mu, olmaz mı? Caiz mi, değil mi? Mesela para topluyor zekat olarak, değil mi? Evet. Hiç zekatı dağıtmadan parayı gıdaya çeviriyorlar. Kimin hesabına? Gıda alıyorlar, hemen paraya çeviriyorlar. Et alıyorlar, hemen satıyorlar. Allah Allah, Müslümanların malı bu kadar ucuz mu ya? Sen bunu yapabilir misin kardeşim? Yapamazsın. Ve helumme cerre ve uzun hikaye. Evet. Bitiriyorum. Kale Enes radıyallahu anhu, kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, lâ yeddehru li gadin şey. Yarın için bir şey biriktirmiyordu. Ama aynı Peygamber aleyhissalatü vesselam mübarek hadislerinden alimler bir şeyler almışlar ve demişler ki bir mümin bir yıl kadar ailesinin geçimini temin etmek için biriktirebilir. Bir engel yok. Her halükarda Hazreti Peygamber böyleydi. Yarına bir şey bırak. Niye? Cenab-ı Hak buyuruyor ki ben yarının ibadetinden seni sorumlu tutuyor muyum? Hayır. Sen de yarın rızkını benden isteme. Hele bir yarın gelsin. Öyle tevekkül insanlar. Bir kişi ölmek üzereyken ölmüş hayvanın etinden yiyebilir, değil mi? Evet. Peki ben 5-6 saat, 10 saat sonra acıkabilirim. Şuradan bir kilo keseyim de torbama koyayım diyebilir mi? Hayır. Niye?
Sen aç değil miydin? Cenab-ı Hak bunu sana nasip etti. Evet, endişe etme, yürü. Cenab-ı Hak senin yoluna yine şeyler çıkarır. Şimdiden 10 saat sonrasını ertesi günü düşünme. Çünkü o et zaten ölü etiydi, ölmüş hayvan etiydi. Cenab-ı Hak sana ruhsat olarak mubah kıldı. Fazla kullanma. Ruhsatlar masiyetlere bağlı olamaz. لَا تُنَاتُ الرُّخَسُ بِالْمَعَاسِ Evet. Dolayısıyla Hazreti Peygamber ertesi gün bir şey biriktirmiyordu. Mübarek keremiyle ilgili, cömertliğiyle ilgili çok şey söylenebilir. Bu kadarıyla iktifa ediyoruz. Cenab-ı Hak Hazreti Peygamberimizin ve cümle peygamberlerin, velilerin, şehitlerin razı olduğu kulların şefaatine cümlemizi nail eylesin. Cenab-ı Hakk'ın lütfettiği ne varsa onun yolunda kullanmayı cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Amin. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruka ve etubu ileyk. Lillahi Teala'l-Fatiha.